Sebepsiz uçtu hayaller gökyüzüne. Ben hala bıraktığın yerde nefes nefese. Fırtın dalgalarında kayboldu bak çocukluğum. Kendini bul, anla kal, uyan ve duy beni. Kimsin sen? Hı? Ne gerçeğinden bahsediyorsun bana? Bu. Ne bu? Bugün inanılmaz bir şey oldu. Odama gelip sonunda itiraf etti. Bebeğinin babası okuldan biriymiş. Kim olduğunu söylemedi. Ama benim tahminim var. Ne bebeği ya? Ne bebeğinden bahsediyorsun sen? Şşş, ne diyorsun? Senin konuyla ne alakan var? Şşş. Her şeyi anlatacağım. Sessizce dinleyeceksen. Tamam anlat, dinliyorum. Bak. Ben bu okula tesadüfen gelmedim. Ya onu anladım zaten az önce. Şşt. Niye buradasın? Bahar hocanız benim ablamdı. Ne? Onun ölümü kaza falan değil. Bundan eminim. Bir şeyler öğrendi. Öğrendiği şey her neyse bunu hayatıyla ödedi. Belki de maskeli kaza yüzünden. Sence de öyle değil mi? Kardeşi bile olduğunu bilmiyordum. Onun böyle ölmesini kabullenemiyorum. Haklısın, çok üzgünüm senin için. Sizi. Öğrencilerini çok seviyordu. Biliyorum. O bunu hak etmedi Ekim. Biliyorum, keşke böyle olmasaydı. Hayatıma devam edebilmem için. Gerçekleri öğrenmem lazım. Bunu ablam için yapacağım. Seni çok iyi anlıyorum. Ben de olsam böyle bir durumda herhalde senin gibi yapardım. Ama bu konu... Tamam, haklısın. Özel. Ve masum bir insan üzülecek. Umurumda değil. Benim ablam öldü. Tamam. Ne yapmayı planlıyorsun peki? Bakalım Zoka'yı kimler yuttu? Eğer Zoka'yı tahmin ettiğim kişilerden biri yutarsa... Bu bilgiyi kendime koz olarak kullanıp ablamla ilgili gerçekleri ortaya çıkarabilirim. Müstakbel baba adayımız ablamın ölümüyle alakalı ne biliyorsa anlatacak. Anlamazsa bu bebek mevzusunu sosyal medyada yayacağım. Şimdi gel ben ama sessizce. Efendim? Ne yaptın? Notu bırakanı bulabildin mi? Hayır, henüz değil. Buluşma noktasına gidiyorum. Gidince anlayacağız. Dur, gitme. Gitme sakın. Neden? Öğrenim diyen sen değil miydin? İçimde kötü bir his var. Daha ne olacak Melisa? Şu halimize bak, saçma sapan bir haldeyiz.
Bu Ekim belası bitti, bir de başka bir manyak türedi başımıza. Ayrıca başka türlü bunu yapan pisliğin kim olduğunu nereden öğreneceğiz? Ya öğrenip ne yapacaksın? Tamam, evet ben git dedim sana. Ama sonra düşününce hiç mantıklı gelmedi Ozan. Bu işin içinde kesin bir pislik var. Ya varsa var. Kimse bizimle böyle oyun oynayamaz. Oraya gidersen yapmadığım bir şeyi yapmış gibi gözükeceksin, anlamıyor musun? Gitmezsem de öyle ya da böyle benim başıma kalacak. Orasını daha sonra düşünürüz. Sen dediğimi yap, çık oradan. Düpedüz tuzak ya bu. Ozan, kime diyorum ben? Manyak mısın? Neyi düşünüyorsun? Atla gel buraya hemen, hadi. Bekliyorum. Ne oldu? Kimi bekliyoruz? Leyla, korkuttun ya beni. Pardon? Birini beklemiyoruz. Ozan evde çok sıkılmış. Ben de onu buraya davet ettim. Niye yaptın? Benim karnım çok acıktı. Dolapta da bir sürü şey var. Yesek mi? Bak bakayım. O şüpheli kanat mı yani? Şaşırtmadı. İlk geldiğim gün kendini belli etti zaten. Nereden biliyorsun kanat olduğunu? Kanıtın var mı? Beni korumak istiyorsun değil mi? Hayır. Ben sadece olası ihtimalleri değerlendiriyorum. Seviyorsun. Konu şu anda bu değil. Peki. İçin rahat edecekse sana şunu sorayım o zaman. Senin aklına başka bir aday geliyor mu? Herkes olabilir. Üst sınıflarda bir sürü kişi var. Ama ben tanımıyorum. Evet. Benim ablam sadece belli insanlar hakkında notlar almış. Kim var orada? Git hadi. Git. Ya git, görmesin sen hadi. Git hadi, git. Ortaya çıksana. Git sen. Git hadi. Aziz sen misin? Bak sen çık ortaya. Bak yeter artık, neyin peşindeysen çık söyle. Senin ne işin var burada? Onut'u sen bana gönderdin değil mi? Hayır, ben göndermedim. Not'tan haberin var ama. Evet var, biliyorum. Ekim sen beni aptal mı sanıyorsun? Onut'u sen göndermediysen burada bu saatte ne işin var senin? Yalan söylemeyi bırak, sen gönderdin biliyorum. Yalan söylemiyorum. Burada hesap vermesi gereken birisi varsa o da sensin. O notta yazılanlar doğru mu? Saçmalama. O baba her kimse ben değilim. Ayrıca hangi kızdan bahsedildiğini de bilmiyorum ben. Ne işim var o zaman burada bu saatte? Çünkü bu oyunu kuran aşağılık kimse, onunla yüzleşmek istedim. Hmm. Aziz'le mi? Başta o sandım ama belli ki değilmiş. Hadi itiraf et. İtiraf etsene, sen gönderdin değil mi? Ya sen üste çıkarak suçunu hafifletebileceğini mi düşünüyorsun? Sen yapmadıysan bile kimin yaptığını biliyorsun. Hadi söyle. Kim yaptı söyle. Ya sen o kızı nasıl yalnız bırakıp böyle için rahat bir şekilde davranabiliyorsun? Ya delirtme beni Ekim. Rahatım çünkü ben bir şey yapmadım. Ayrıca birisi kalkıp iftira atıyor ve ona inanıyorsun. Öyle mi? Bana tahmin etten daha kötüyüm demiştin ben ama inanmamıştım. Meğer inanmam gerekiyormuş sana. Ekim nereye konuşacağız? Gel. Ekim gelsene buraya. Ekim. Ya Ekim dursana. Böyle gitmene izin vermeyeceğim. Konuşacağız. Ben seninle hiçbir şey konuşmayacağım. Gel buraya. Ya bırak beni. Buraya gel. Ya bırak. Ya istemiyorum ya, bıraksana. Ya bak bırak. Aç. Aç kapıyı. Ya istediğin kadar çırpın, konuşmamız bitmeden açmayacağım ben bu kapıyı. Öyle mi? Öyle. Tamam. Tamam o zaman, ben de polisi arayayım da gör sen. Tamam. Al. Al ara. Daha önce de gitmiştik, hatırladın mı? Hadi çağır. Benim böyle bir şey yaptığımı düşünüyorsan ben hapiste çürümeyi tercih ederim. Hadi ara. Aramayacak mısın? Aramıyor musun? Tamam ben arayayım o zaman. Ben arayayım Ekim. Al. Tamam kapat şunu, kapat, kapat.
Ya kapatsana şunu. Ne bu şimdi? Yine neyin peşindesin Kanat? Ekim'le ne işler karıştırıyorsunuz? Hayırdır Azizciğim? Uykunu kaçıran bir şey mi oldu? Ne arıyorsun sen burada? Geçmişin hayaletleri peşini bırakmayalım yoksa? Bilmem. Sen ne arıyorsan belki ben de onu arıyorumdur. Acaba hep peşimde hayalet falan yok. Hepimizin vardır Azizciğim. Karanlık bir geçmişi değil mi? Abimin eğlencesi buraya kadar gitmişti. İstanbul Kadıköy'de yaşayan Sedaka ailesiyle beraber kaldı. Evin balkonundan düşerek ciddi şekilde yaralandı. Polisin araştırmalarında eşyaların arasında bulunan günlüğünde yazılanlar akıllara genç kızın karşılıksız bir aşk yaşadığını getirdi. Bu durum olayın intihar şüphesini güçlendirirken polis bazı isimlerin bilgisine başvurdu. Ne istiyorsun benden? Hı? Neyin peşindesin sen? Hiçbir şey bilmiyorsun benim hakkımda değil mi? Ama sendin. Umut'u bana gönderen sendin değil mi? Belki evet. Belki hayır. Bak kimsin, neyin peşindesin bilmiyorum ama... alakam olmayan şeylerle meşgul edip durma beni. İnan. Bana bulaşmak istemez. Bedim karıştı şu an. Ne yapacaksın? Abin gibi dövüşecek misin benimle? Biz ailede iş bölüşmesini çoktan yaptık. O görevi Kanat üstlendi. Ama senin kim olduğunu bulacağım. Ve buldum. Anladın mı? Göreceğiz. Delireceğim Melisa ya. Şunu yapana bir... Leyla yukarıda. Şu kızın bu evde olmasına bir türlü alışamadım. Gel. Kızlar. Oo kızlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Burada olduğunuzu bilmiyordum. Selam. Merhaba. Bu dolabı çeviren her kimse... kızlar da bunu göndermiş. İnternetten çıkarmış. Ne? Aynen öyle. Üf, resmen saçmalık. Hallerimizin kulağına giderse nasıl bir açıklama yapacağız? Kızlar ben gerçekten çok bunaldım. Yani bütün gece aynı şeyi konuşup durduk zaten. Bir de Ozan'ın huzurunda tekrarlamayalım ya. Yani bana sorarsanız ya bu basit bir eşek şakası... ya da biri boşatıp dolu tutmaya çalışıyor kızlar. Olabilir. Ama önemli olan bu mesajı hepimize göndermiş olması. Ya resmen bu gruba yapılan bir saldırı ya. Sana gönderdim peki? Garip ama hayır göndermedi. Oo. Kızlar. Hoş geldiniz. Benim sizin geleceğinizden haberim yoktu. Ne yapıyordunuz? Ben yukarıda ders çalışırken eğleniyor muydunuz burada? Ne eğlencesi Leyla? Gelen mesajları konuşuyoruz. Senin bir bilgin var mı? Çok pardon. Ne mesajı tam olarak? Naz'a birisi çok fena sarkıntılık ediyormuş. Evet, evet, evet. Biz de toplanıp kim olduğunu öğrenmeye çalışıyorduk. Yani hepiniz bu saatte bunun için mi toplandınız buraya? Ama Leyla, bir görsen mesajları o kadar terbiyesizce ki. Bir de üstüne okuldan biri yazdıklarından öyle anlaşılıyor. Tabii yani. Annem bana çok kızacak. Kim yaptı bunu? Bu çocuğun anası babası kim? Kim yaptı bunu? Böyle terbiyesiz bir çocuğun anası babası kim, ayıp ya? Ne yapıyorsun ya, dur!
Vur dedim sana, dursana dur. Dur, o kız kim söyle. Kafayı yiyeceğim ya, ne kızı? Kaç kez söyleyeceğim sana, kızımız yok. Sen gerçekten patolojik bir yalancısın. Ya okları bana çevirerek yırtamazsın Hekim. Asıl sen söyle. Niye beni tuzağa çektin? Hı? Ne istiyorsun benden daha? Gerçeği öğrenmek istiyorum. Bana inanmıyorsan polisle konuşsaydın o zaman. Niye sürekli başa sarıp sarıp duruyoruz? Çünkü sana güvenmiyorum. Sana güvenmiyorum. Yani içimden bir ses sana güvenmemem gerektiğini söylüyor. Hiç oraya girip kendi ayağını sıkma Hekim Hanım. Benim sana güvenmemek için daha çok sebebim var. Ben özellikle senin canını acıtmak için bir şey yapmadım. Benim meselem başkaydı ama sen ne yaptın? Ne yaptım? Senin düşündüğün adam olmak dışında ben başka bir şey yapmadım. Kötüyüm işte ben. Kötülük yaptım. Ama kimsenin babası değilim ben. Gerçekten zavallısın. Sen de yapayalnız olmaya mahkumsun. Ya sen... Ya sen bana o Luna Park yaptıklarından sonra bunları bana nasıl söylüyorsun ya? Ama aptallık bende. Ben salam yani ben... Ben ne diye seni dinliyorum ki? Ben polis arayayım, gör. Ver şu telefonu. Ver telefonu, ver. Hekim, dur. Aç şu kapıyı. Aç, tamam. Aç, kapıyı aç. Aç sana kapıyı. Aç. Tamam, açık kapı. Nerede telefonum, nerede? Hekim, dur ben. Tamam, ben bakacağım. Ver, geç şuraya, gel şuraya. Nerede telefonum? Üstüm başım alt üst olmuşum. Bana verilen candan hesap sormuşum. Bir varmışım, bir yokmuşum. Acı çekerek ölmek için doğmuşum. Ne yaptın sen üstüm ya? Eline sağlık. Afiyet olsun baba. Kızım. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Hiç. Azal. Ne yaparsam yapayım korkuyorum çünkü baba. Korkuyorsun. Neden kızım? Ne bileyim. Tamam. Sanki böyle tekrar kötü şeyler olacakmış da... ...seni kaybedecekmişim gibi geliyor, korkuyorum. Çünkü o kadar çok zaman çalındı ki bizden. Şimdi ben böyle seninle birlikte vakit geçirdiğim her anda acaba bizim son anımız mı diye düşünüyorum. Azal. Canım kızım bak. Yaşadığımız onca şeyden sonra böyle hissetmen çok doğal. Ama ne olur bir daha öyle şeyler duymak istemiyorum. Biz artık beraberiz. Bundan sonra da ölüm dışında bizi hiçbir şey ayıramaz, tamam mı yavrum? Tamam mı? Tamam. Korkma. Bu kim? Baba ben sana söyledim. Burası böyle sürprizli bir mahalle. Ben açarım kapıyı. Hadi bakayım. Aa, Neşe abla hoş geldin. Gel geçsene. Hazalcığım, Ekim'den haberin var mı? Geç. Hoş geldiniz, buyurun. Kusura bakmayın, akşam akşam sizi rahatsız ettim ama Ekim'e ulaşamıyorum. Ortada yok, telefonlarını da açmıyor. Hazalcığım, siz konuştunuz mu? Senin bir bilgin var mı? Yok Neşe abla, benim haberim yok ama bir yere takılmıştır, gelir şimdi. Tabii tabii, ya gençler bazen böyle kendilerini unutuyorlar Neşe Hanım. Yani bu kadar üzülmenize gerek yok, dert etmeyin ne olur. Ha bu arada oturmaz mısınız? Biz de daha yeni başlamıştık. Hem siz de yalnız beklememiş olursunuz. Yok, sizi akşam akşam rahatsız ettim, kusuruma bakmayın. Ben bir de Hatice ablanlara gidip sorayım. Afiyet olsun, iyi geceler. Bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen arayın. Tamam, sağ olun.
senin bir şeyden haberin var mı? Ekim bu baba. Hiç şaşırmıyorum yani. Bir yere takılmıştır, gelir. Ha. Artık yer misin? Tamam. Mayın mayın. Beğendim. Ben beğendim. Sen yersen daha da çok beğenirim. Tamam. Heh, şöyle gül ya. Sen beni böyle mi susturacaksın? Ya yaptığın haltın üstünü böyle mi örteceksin? İstediğini düşün. Bundan sonrası senin kendi sınavın. Ben daha fazla kendimi savunmayacağım. Konu sen olunca ben istediğimi düşünmekten başka hiçbir şey yapamıyorum zaten. Çünkü sen bana asla doğru bir şey söylemiyorsun. Öyle mi? Yoksa sen işine gelene inanıp işine gelmeyene inanmadığın için mi bu çıkmazın? Bunu bir düşün istersen Ekim Hanım. Allah'ım delireceğim ya. Ya ben delireceğim. Ben bıktım artık bilmece çözmekten. Ben istemiyorum artık. Çok sıkıldım artık. Bıktım. O zaman çözme artık. Bırak. Telefonum nerede ya? Nerede telefonum? Al işte. Al bak. Kaç kere aramış annem. Senin yüzünden kızacak bana şimdi. Ekim sen neredesin? Saatlerdir ulaşamıyorum sana. Meraktan öldüm. Anneciğim geliyorum. Kütüphanedeydim, çalışıyorum. Duymamışım, sessizde kalmış telefonum. Özür dilerim. Tamam, geliyorum şimdi. Tamam. Kızlar bu hafta sonu masaja gidiyoruz değil mi? Net. Evet, gevşemeye çok ihtiyacım var. Annemin arkadaşı çok güzel bir yer açmış. Somon DNA'sı da uyguluyorlar mıymış? O ne ki? İstemeyeceğim. Bak şimdi. Somon balığını alıyorlar, şırıngayla spermlerini çekiyorlar. Ya kızlar yeter. Aranızda bir erkeğin olduğunu unutuyorsunuz ya, kusura bakmayın ama... hani ben de girl talk overdose oldum burada. En azından muhabbeti değiştirsek nasıl olur? Arkadaşlar vallahi sohbetinize doyum olmuyor. Ama benim çok uykum geldi. O yüzden ben izninizle yatmaya çekiliyorum. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ben de içeceğimi tazeleyeyim. Nasıl aptalsınız? Leyla'nın yanında niye öyle şeyleri konuşuyorsunuz? Gidecek şimdi anlatacak hepsini Varoş arkadaşlarına. Onu Melisa'ya sor Ozan'cığım. Madem ona bu kadar güvenmiyorsunuz, neden onu evine alıp onu bu kadar hayatın içine sokuyor o zaman? Yalnız kalmasın diye Naz. Hatırlasana. Hiçbirimizin ailesi izin vermedi. O da ne yaptı? Leyla'yı ev arkadaşı yaptı kendine. Hayırdır kızlar, bir sustunuz? Benim hakkımda mı konuşuyordunuz yoksa? Yok. Hı hı. Bir şey karıştırıyorsunuz değil mi? Fareler. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar dinleyin. The person you have called cannot be reached at the moment. Of Aziz ya. Kesin o ucube Aziz'in işidir. Yani tam onun yapacağı bir hareket. Sanmam. Biz Aziz'le konuştuk. Yani aynı mesaj ona da gitmiş. O yüzden onun olduğunu zannetmiyorum. Peki Kanat? Bir bakalım. Kanat Bey her zamanki gibi önemli konularda, ortalıklarda yok. Arkadaşlar bence birisi bize ciddi manada bir şaka yapıyor ya. Bu kadar da fazla ama canım. Yani eşek şakasında bir dozajı olmalı değil mi? Siz Aziz'e şüpheli listenizden çıkardınız ama ben aynı hareketi yapsam onun gibi yapardım. Yani bana da geldi derdim bence. Bence de. Yani olabilir.
Ama şu anda hiçbir şey kanıtlayamayız kızlar. Göreceksiniz bakın, bunun altından böyle bomboş bir şey çıkacak. Kesin. Tabii aranızdan birisi bunu yapmadıysa. Kızım ne bu hal, kendine gel biraz. Nasıl kendime geleyim Melisa? Sabahtan beri ne yaşadığımı biliyor musun sen benim? Sen de haklısın. Tamam, sil gözyaşlarını, öyle içeri girelim. Hatırlamıyorsun. Sen gerçekten hatırlamıyorsun. Yahu hatırlayacak halim mi vardı? Ne kadar içtiğimi görmedin mi? Çok içtin, çok sarhoştun ondan yani. Evet. Ozan, biz birlikte olduk. Biz birlikte olduk. Sen belki her gün başka kızlarla olabilirsin ama... ben ilk defa yaşadım böyle bir şeyi. Ya sen geldin. Sen geldin. Seni istiyorum dedin. Seni seviyorum dedin. Sen dedin seni seviyorum dedin. Pardon ya... o esnada her şeyi söylemiş olabilirim ama öyle bir şey yok Ece. Kusura bakma. Bak biz ikimiz de bir şey yaşamak istedik ve bir şey yaşadık. Benim için mesele tamamen bu kadar. Lütfen sen de daha fazla bu konuyu açma, olur mu? İnan sen de benimle olmak istemezsin. Benden sana sadece zarar gelir. Sen bilirsin. Sana da geldi mi? O zaman kim yaptı? E yeter artık Naz. Baydın, herkes de kesin kesin deyip duruyorsun. Yani neden yapmasın ki? Hepimizden nefret etmiyor mu sonuçta? Ya hayır, bu Ekim'in yapabileceği türden bir şey değil. Evet. Ece, iyi misin sen? Yüzün bembeyaz olmuş. Olay seni de mahvetti değil mi? Tabii sizi etkilediği kadar beni de etkiledi. Ececiğim gel, seninle biz yiyecek bir şeyler daha koyalım. Sen acıkmışsındır. Belli ki bu gece konsey bayağı uzun sürecek. Ha, biz de yedik zaten. Bunlar aralarında kesin konuşuyorlar. Özel bir şey konuşuyorlar. Sadece kızın halini görmediniz mi? Ruh gibi dolaşıyor. Kesin bir şey oluyor. Nazcığım, sen de iyice dedektif kesildin başımıza. Şimdi sakin ol ve milisaniyede bir teori üreten o beynini yavaşça yere bırak. Olur mu? Tamam. Gülmeyin, o kadar komik değil. Komik Naz. Sen yaptın değil mi? Bir tek sen biliyordun, sen yaptın. Ece, niye böyle bir şey yapayım ki? Anlaşmamızın dışına çıkmadın. Mesajlarda yazan ne Melisa? Orada olan her şey geçmişte kaldı. Kapandı gitti o defter. Orada olan her şey geçmişte kaldı. Söz verdin bana. Ece. Önceden çok daha yakındık, hatırlarsın. Sen benim sözümden çıkmazdın. Başka insanların gazına gelen aptal kızlardan biri değildin. Tamam. Tamam, biliyorum, aptallık ettim. Olmayacak, lütfen affet Melisa, ne olur yapma. Biraz bir düşüneyim ben. Bir şartla. Bir.
Bir daha asla sözümden dışarı çıkmayacaksın. Ayrıca böyle bir olayın sonsuza kadar sır kalacağını beklemiyordun herhalde. Ya sen yapmadıysan kim yaptı o zaman Melisa? Ben de bunu söylemeni bekliyordum. Demek ki benim dışımda başkasıyla da paylaştın bunu. Kimse bilmiyor. Kimse hiçbir şey bilmiyor. Hem bilse ben sana gelip hesap sorar mıydım sanıyorsun? O zaman bebeğin babası söyledi. Sanmıyorum. Ece, ben başından beri bak sırrını saklıyorum senin. Şu bebeğin babası kimse söyle ya bana. Bunu bilmeye hakkım var. Bilsen ne olacak Melisa? Bilsen ne olacak? Ya kaldı mı artık ortada öyle bir problem? Evet, belki kalmadı ama gördüğün gibi yankıları sürüyor. Bu bir öğrenilirse mahvolursun. Ben sana yardım etmeye çalışıyorum. Bu olayı kim niye yaptı, amacı neydi, bu şekilde öğrenebiliriz. Ve okuldan olduğunu da biliyorum. Yakaladım işte. Sen bundan sonra söylesen de söylemesen de ben kim olduğunu öğrenirim ki. Kaç kişiyiz biz? Ben gelince sustunuz. Benden bir şey saklıyorsunuz herhalde. Melisa'cığım, beni içeridekilerle mi karıştırıyorsun? Ulan saçmalama ya, ne gizleyeceğim senden? Öyle kız muhabbeti yapıyoruz, senin de hoşuna gitmiyor zaten. Ben biraz darlandım, nefes almaya çıkacağım. Bakma bana öyle. Gerçekten bir şey yok. Olsa söylerim. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Babam yok mu? Yok, daha gelmedi. Neredeymiş? Bilmem. Çok garip biliyor musun? Hiç aramadı da. Allah Allah. Başına bir şey gelmiş olmasın? Kanat nerede? Belki onunla konuşmuştur. Nerede olacak? Ekim aşkının peşinden koşturuyor yine. Yine mi? Ay ne işi var o kızla hala? Bilmiyor musun anne? Senin oğluna aşık ya. Bir de o yetmezmiş gibi şimdi kıskançlık ateşinin içine düştü. Bir nevi kara sevda. Aziz. Ya ne var anne ya? Şu evde ilk defa böyle rahat konuşuyoruz. İlk defa gülüyoruz, farkında mısın? Bak. Özgürlüğün havası bu. Bence sen de tadını çıkar. Kaçtım ben. Tamam. Sana bir şey soracağım. Ama sormaya korkuyorum. Ece. Hamile olan sen miydin Ece?
Peki ben miyim yani şeyi? Sensin. Saçmalama. Böyle bir şey olamaz. Ne olamaz Ozan? Ne olamaz? Sen ne diyorsun ya? Sen beni ne sandın? Ne olamaz? Peki bebek? Hallettim. Başka ne yapabilirdim? Neden bana söylemedin? Neden benden yardım istemedin Ece? Ne yapacaktın Ozan? Ne yapacaktın? Gelip elimi mi tutacaktın? Beni yanında bile istemeyen adamdan ben yardım mı dilenecektim? Ben hallettim. Tek başıma hallettim. O notlar, o mesaj falan senin işinde. Sen benden intikam almak istedin değil mi? Ne intikamı alacağım ben senden ya? Artık saçma sapan konuşma. Eğer ben intikam alacak olsaydım, o zaman o intikamı alırdım. Birisine söylemiş olman lazım o zaman. Kim anlattı? Kimseye hiçbir şey söylemedim. Ben aptal değilim Ozan. Birisine söylediğim zaman benim mahvolacağımı biliyorum. Yine sana hiçbir şey olmaz. O zaman nasıl oluyor da bu mektuplar, bu notlar, bu ultrason resimleri ortaya çıkıyor? Ya bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. O zaman nasıl oluyor da pisliğin bir tanesi bana ulaştırıyor notu? Ya o not bir tek sana gelmedi ki. Yok olmuyor, yok. Yok, benim kafamda bir türlü oturmuyor. Birisine söylemiş olman lazım. Söylemedim. Kime söyledin söyle. Delirtme beni, kime söyledin? Bahar Hoca'ya. Bir tek ona söyledim, tamam mı? Bir tek ona söyledim. Çünkü söylemesem delirecektim. Ben delirecektim Ozan, delirecektim. Ben delirecektim. Birisinin yanımda olması lazımdı benim, delirecektim. Bilmiyorsun Ozan. Bilmiyorsun. Öyle bir zamanda ne yapabileceğini bilmiyorsun. Çaresizdim. Tek başımaydım. Ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Ben de gittim Bahar Hoca'ya söyledim. O da artık yok, anladın mı? Bir tek ona söyledim. Bir tek ona söyledim. Bir tek ona söyledim. Er ya da geç senin de kim olduğunu ortaya çıkacak Ateş Bey. Aramışsın. Geç oldu diye dönemedim, kusura bakma. Ya uyuyamadım. Herkes bizdeydi, şimdi demin gittiler. O kadar acayip şeyler oldu ki. Ne oldu? Bu ultrason resimleri sayesinde çok acayip, çok büyük bir şey öğrendim. Ne öğrendin söylesene. Ya şimdi telefonda olmaz. Yarın yüz yüze anlatayım. Peki tamam. Zaten benim de sana anlatmak istediğim şeyler var. Yarın erken gelebilir misin? Tamam. Sabırsızlıkla bekliyorum sabah. Hadi görüşürüz, iyi geceler. Bir saniye, Leyla. Efendim? Bu herkes geldi dediğin tayfanın içinde Kanat da var mıydı? Hayır, yoktu. Neden? Hiç. Öylesine. İyi geceler. İyi geceler. İyi akşamlar. Hoş geldin oğlum. Babam uyudu mu? Gelmedi ki. Bu saatte. Okuldan erken çıkmıştı anne. Bilmem. Yani
Herhalde marinaya gitti. Teknede kalır belki akşam. Aziz, seninle konuşmamız gerekiyor. Ne o? Babamın yokluğunda görevini mi devraldın? Çatalı düşürdüm diye beni mi döveceksin şimdi? Aziz, neyin var oğlum? Hiçbir şey anne. Dalga geçiyorum sadece. Sen benimle bir gelsene. Ne işler çeviriyorsun sen yine? O notu sen bana gönderdin değil mi? Tabii sen de hemen benim başımın altından çıktığını düşündün değil mi? Evet. Kusura bakma abicim. Bu seferki fail ben değilim. Ama sen de haklısın ya. Tam benlik hareket çünkü. Peki sen değilsen kim gönderdi bu notu herkese? Henüz bilmiyorum. Ama bence gecenin en can alıcı sorusu bu değil. Senin ne işin vardı orada? Yoksa genç yaşta amca olduğumda haberin mi yok? Salak salak konuşma Aziz. Öyle bir şey yok. Ayrıca sen nereden biliyorsun ki benim orada olduğumu? Bu gerzek not bana da geldi çünkü. Ama sen orada kabak gibi dikilirken ben hem bu notun sahibini hem de diğer baba adaylarını aramak için gizlendim. Sorumun cevabını alamadım. Sen niye oradaydın? Niye mi? Senin saçmalıklarından biridir diye gittim. Her seferinde arkandaki pisleri toplamak için. Ah Kanat. İyi kalpli abi Kanat. O temiz kalbin rahat etsin. Bu sefer ben değilim. Ama aklımda güçlü bir aday var. Kim? Şu yeni gelen çocuk var ya. Ateş. Ateş mi? İyi de o okula yeni gelmedi mi? Nereden bilecek ki bunları? Burasını ben bilemeyeceğim artık. Ama bu gece okulda o da vardı. Yanındayken de, kızgınken de onu özlediğini itiraf edek.
Geldim. Babaanne. Sen miydin? Geçen sefer senden zılgıtı yiyince anahtarı kullanmayayım dedim. Babaanne bak, sen bana böyle sormadan çıkıp gelme sürekli. Zaten dolapta yemek var. Epi top iki kişiyiz biz ya, kalıyor hepsi. Evladım, düzenli tüketseniz onlar biterdi. Demek ki hep dışarıdan söylüyorsunuz. Leyla kim gelmiş? Günaydın. Şiko, sen miydin? Babaannem bize yemek getirmiş de ben artık ona getirmemesi gerektiğini söylüyordum. Evet ya, bence de. Hem senin yüzünden bizde form falan da kalmadı Şikoş. Biz akşamları öyle sebze, meyve bir şeyler atıştırıyoruz. Neyse hadi kaçtım ben. Bay. Tamam. Anladım, istemiyorsunuz. Siz bilirsiniz. Böyle abartma işte. Ben seni görmek istediğimde zaten gelirim yanına. Bak Melisa nezaketinden bir şey söyleyemiyor ama hani onun evine böyle çat kapı gelip gitmenden o da rahatsız. Yoo, gayet güzel söyledi. Senin gibi. Babaanne, ya ben babaanne bir şey söyleyeceğim. Bak ben öyle demek istemedim ki, bir şey söylemedim. Senin hayattaki tek akraban benim, sadece benim. Seni koşulsuz şartsız seven tek benim. Her şartta seni düşünen, seni kollayan benim. Sen kal bu hayal aleminde. İki gün sonra seni kapıya koyduklarında görürüm ben. Anlarsın o zaman. Sizce de artık polisi aramamız gerekmiyor mu? Dün geceden beri babamdan haber alamıyoruz. Teknede kaldıysa oradan okula geçecektir herhalde. Orada değilmiş. Kaptanla da konuştum. Oraya gitmemiş. Kesin bir şey oldu. Saçmalama Aziz. Düşünüyorum da. Bir şey olmuş olsa en çok hangimiz üzülürdük acaba? Zeliha kapıya bakar mısın? Tabii efendim, bakıyorum. İyi günler. Rıza Günay'ın evi mi? Evet. Ne istemiştiniz? Memur Bey, ben ilgilenirim Zeliha abla. Buyurun. Siz Rıza Bey'in nesi oluyorsunuz? Oğluyum. Babanız evde mi? Onunla konuşmamız gerek. Evde değil, bana söyleyin. Hemen telaşlanmayın. Ama babanızın aracı marinada kapıları açık bir şekilde bulundu. Sizin bir bilginiz var mı? Hayır. Dünden beri haber alamıyoruz. Günaydın. Ben biliyorum bu günaydını. Güzel. O zaman ne konuşacağımı da biliyorsun. Hayır. Bilmiyorum. Ekim, siz yine o kanatta birlikte değilsiniz değil mi kızım? Hayır anne, neden bana inanmıyorsun sen? Acaba neden? Anne bak tekrar söylüyorum, biz birlikte falan değiliz. Kayıtlara geçsin lütfen artık. Ama olabilirsiniz. Kızım, terastaki konuşmamızı ne kadar çabuk unuttun. Koynumda akıttığın gözyaşlarını, bana hak verdiğini hatırla. Unutmadım. Ne olursun o çocuktan uzak dur yavrucuğum. Kimseyi de affetmedim. Peki niye hep o çocukla yan yanasınız? Anne aynı okuldayız çünkü. Peki. Tamam ya. Kanat iyi bir oldu mu? Olmadı. Olmadı küçük hanım. Her iyi insan karşısındakini mutlu edemez. Bunu anlamak için defalarca aynı duvara çarpmaya gerek yok. Güzel kızım. Ben senin kalbinin kırıldığını görmeye dayanamıyorum. Sen niye buna izin veriyorsun? Evet.
duruyorsunuz? Hadi. Hadi gidin de hazırlayın bavullarınızı. Kaçmak için tam vakti çünkü. Aziz. Ne Aziz Aziz ya? Ne? Adam ölüm döşeğindeyken de kaçma planları yapanlar siz değil miydiniz? Benim yerimde kim olsa yıllar önce çekip gitmişti. Sen beni böyle cezalandıramazsın. Canavarmışım gibi davranamazsın sen bana. Anne. Mahvedin Aziz. Aynen böyle devam et. Her şey yok, yok, yok ya, tamam mı? Oğlum çok kızgınım. Ya hani bir şeyler yapacaktın? Hani benim intikamımı alacaktın? Yeter. Yeter Emine, yeter. Neden bana bunu yapıyorsun? Ne yaptım ben sana? He? Kimse yardım etmedi sana. Kimse yardım etmedi, ben yardım ettim. Hayır. Hayır. Hayır, kendimi bu şekilde hissetmene izin vermeyeceğim. İntikamımı almadan seni rahat bırakmayacağım. Sus. Anladın mı beni? Sus, sus, sessiz ol, sessiz. Yapamıyorum. Yapamıyorum, anladın mı? Kes sesini. Sessiz ol. Dinle, ben özür dilerim. Öyle bir anda yükseldim. Sana kızdım. Kusura bakma. Önemli değil. Ben de sana karşı tersim. Tıpkı her vazgeçtiğinde olacağım gibi. Vazgeçmeyeceksin, anladın mı beni? Bu işin peşini bırakmayacaksın daha. Yeter, yeter. Tamam, tamam. Tamam, yapacağım. Yapacağım Emine, yapacağım. Doğan. Sen kendi kendine mi konuşuyorsun? Telefondayım. Alo. Tamam, tamam. Haberleşiriz. Hadi görüşürüz, kendine iyi bak. Şey, Emine yeter falan bir şeyler de iyileşti mi Emine? Aşkım sen yanlış anlamışsın. Ben emin misin, yeterli mi diyordum. Bilmiyorum. Yani herhalde Emine hala komada. Hiçbir bilgim yok. Ya ben yanlış duydum herhalde o zaman. Sen yanlış duymuşsun. Allah Allah. Aferin. Kulaklık çok iyi fikir. Böylece benimle konuşurken insanlar kafayı yediğini düşünmezler. Doğan. Doğan, hadi. Hadi gidelim, hadi yürü. Baba, telefonu çalıyor. Ha? Ha, duymamışım kızım ya. Efendim? Derviş, kafa mı telefonu yoksa sen aldın? Ha, yok, yanlış numara. Kimdi baba? Ya ne bileyim, manyağın biri herhalde kızım ya. Bilmiyorum ki. Ya tanımadığın numaralı falan açmayacaksın, yemin ediyorum ya. Yanlış numara diyorum, herif hala konuşuyor. Sen de açma. Vallahi kimin ne olduğu belli değil yavrum ya. Ya hadi sen de yavaş yavaş okuluna. Bak geç kalacaksın. Hadi kız. Hazal, iyi misin sen? İyiyim. Sabahtan beri ağzından tek kelime çıkmadı. Bir şey var sende. Peki ben tekrar babamı kaybetmekten korkuyorum. Niye öyle söyledin şimdi birdenbire? Benden saklıyor, farkındayım bunun. Ama peşinde birileri var. Eminim ben bundan yani. Nereden çıkarıyorsun sen şimdi bunları? Bak bence boşuna endişeleniyorsun. Adam cezasını çekti geldi. Tertemiz bir ömür var önümüzde sizin ya. Sen niye paranoya yapıyorsun? Peki ben paranoya yapmıyorum. Gördüğümü söylüyorum. Tamam, adaletin karşısında cezasını çekmiş olabilir ama hala ona geçmişin hesabını soran birileri var. Kim onlar? Bilmiyorum.
Ama ben, sürekli birileri onu taciz ediyor. Bunun farkındayım. Belki de her gün yapıyorlar bunu. Yok yok. Sen öyle, öyle söyleme ya. Hemen sonuca varma, tamam. Halledeceğiz. Sen sıkma canım. Unutmuyor musun? Tamam. Ki ben çok korkuyorum tekrar babamı kaybetmekten. Hayır. Derviş Bey, nereye böyle sabah sabah alel acele? Ne istiyorsunuz? Ufak bir gezinti. Şimdi sokak ortasında insanları rahatsız etmiyorum. Buyurun. Hadi. Ya bu Melahat ablanın 20 lirası çıkışmadı da deftere yazacağım. Haberin olsun. Abi. İyi misin sen? Ben iyiyim, iyiyim de. Bu dervişte bir sıkıntı var ha. Ben sana söyleyeyim. Ne alaka abi? Ya bunda bir enayilik var bu dervişte. Demedi deme oğlum. Abi ne enayiliği? Ayıp etmiyor musun? Adam o kadar hayatını kurtardı falan. Lan oğlum ben söylüyorsam söylüyorum. Abinin üstüne söz söylenmez. İkide bir abi, abi, abi. Allah Allah ya, benim asabımı bozma. Allah abi derdi dersin. Haberin olsun. Ya adam bizim hayatımızı kurtardı da sadece bununla insanlığı ölçülmez. Böyle çözülmez insanlığı. Bilemeyiz. Allah Allah. Abi sakın bu derviş abi birileriyle böyle birden sen mi oldu diye gelmesin bu kötü düşünce. Lan oğlum benim asabımı bozma. Salak salak konuşma. Geç içeri lan. Geç işinin başacağını, ayağımın altına aldıracaksın ha. De haydi. Ayakkabıların da pek güzelmiş. Pahalı bir şeye benziyor. Nereden aldın? Senin arkadaşlarından çaldığım parayla aldım. Nasıl? Beğendin mi? Leyla'cığım, bu imalı espri serisi baymadı mı sence de? Espri mi? Şu sınıfın içinde rezil rüsva edildim ben. Hırsızlıkla suçlandım. Tabii ki bir günde unutmayacağım bunu. Tamam, ben sana hak veriyorum. Haksız değilsin. Ama gece gündüz hep aynı ima Leyla. Sen rahatsın tabii Melisa. Şimdi sen gerçekten para çalsan bile kimse gelip seni suçlamaz. Ama bir şey kaybolduğu zaman baş şüpheli Leyla. Bak bebeğim, ne yapalım biliyor musun? Sen şimdi git. Drama Queen departmanındaki arkadaşlarına bir içini dök. Rahatla, sonra benim yanıma gelirsin, olur mu? Gelmedi bunlar ya. Uf Aziz. Ece. Gel bir. Bizim evde unutmuşsun. Orası senin evin değil Leyla. Melisa'nın evi. Başkalarının eşyalarını evlerini alınca sınıfa atlamıyorsun. Biz buna kendi aramızda görgüsüzlük diyoruz canım. Peki
Ozan'la bahçede konuştuğunuz şeylere ne deniyor sizin oralarda tam olarak? Hey, ben bilmediğim için soruyorum. Duyamadım. Allah belanı versin Leyla. Allah belanı versin. Artık benim mi önce verir, senin mi verir? Bilmem. Göreceğiz. Kızımdan uzak duracaksınız. Ondan değil. Başkasının mesajını getirdik. Ne mesajı? Abim. Ne yaptınız ona? Şu anda nefes alıyor. Ama nefes almasının sayısı sana bağlı. Eğer borcunu ödemezsen bir anda acı haber alabilirsin. Ha, faizini de unutmayalım. E malum, uzun zaman geçti üstünden. Ya arkadaşım, benim param yok ki. Bakın, param olsa öder, hapse düşmezdim. Ben daha yeni çıktım içeriden. O bizi interes etmiyor ne yazık ki. Abinde para var. Parayı getir, abini al. Ha, yok ben bunu ödeyemem dersen sıra o güzel kızına gelir. Otur! Sakın kızıma sakın dokunma. Sakın bak, bu mevzu sadece bizim aramızda, tamam mı? Kızımın bununla hiçbir ilgisi yok. Rica ediyorum, ne olur bak. Abicim, benim canımı alın, kızıma dokunmayın, ne olur. Allah Allah. Senin ölünü mü bozduracağız? Dur. Beni dinle. Bu sana son uyarım. Fazla vaktin yok. Anladın mı? Babamız kayıp ama biz hiçbir şey olmamış gibi okula gidiyoruz. Ne yapalım? İstanbul'da sokak sokak babamı mı arayalım? Evet. En azından şu an yaptığımız şeyden daha mantıklı bir hareket bence. Aziz, babam okula gelmeyince herkes sorular sormaya başlayacak. Bizim de okulda olmadığımız anlaşılınca iyice kaos olacak, anlamıyor musun? Orada olmamız lazım. Biraz güven bana lütfen. O zaman ateş konusunda da sana güvenebilir miyiz? İçimden bir ses bu bebek mevzusu tutmadı, dahası gelecek diyor da. Şimdi sen neyin peşindesin acaba? Sence? Bana okula ilk geldiğim zamanki halimi hatırlatıyorsun. Böyle ben de buraya çıkardım. Aşağıya baktığımda insanları çözebileceğimi düşünürdüm. Böyle konuştuğuna göre belli ki başarılı olamamışsın. Ama ikimiz farklıyız. Neymiş farkımız? Ben her zaman istediğim sonucu alırım. Ateş, şaka değil bu yaptıkların. Bir kızın hayatı söz konusu. Yanlış yanlışla cevap veremezsin. Tam öfkeni anlıyorum. Ama masum bir kızın hayatıyla oynayamazsın. Ya ablam Ekim, o masum değil miydi? O başkalarının günahları için cezalandırılmadı mı? Ha? Söyle. Böyle değil ama, böyle çözemezsin. Kendimden biliyorum bak, ne yaparsan yap, başka şeyler, başka kişiler tarafından oklar hep sana çevrilir. Kanat'la ne konuştunuz? Aradığın kişi Kanat değil. Bunu söyleyen objektif bir insan mı?
Yoksa aşık bir kız mı? İnan bana, o değil. Umarım haklısındır. Ne bu ya? Doğru olamaz. Doğru olamaz bu. Ablamın notlarının arasında daha neler neler var, bir bilsen. Ateş, bu yaptığın doğru bir şey değil. Bir ailenin en önemli mahrem sırrı bu. Sen bunu böyle ortalık yerde saçamazsın. Sen hayatındaki en kıymetli insanı kaybetmedin Hekim. Bunu anlayamazsın. Gerçeği söyletmek için ne gerekiyorsa yaparım. Yanılıyorsun, kaybettim. Kaybettim hem de gözümün önünde. Gözümün önünde kendini terastan aşağı attın. Ateş, bak yapmayacaksın değil mi? Sence? Çok kötü olur. Aziz'in babasının onu dövdüğünü kimse bilmemeli, söylememelisin. Kim bilir? Bu bebek olayından bir şey çıkmazsa... belki de söylerim. Aşkım, bir şey soracağım sana. Sor hadi. Okulda yine bir şeyler dönüyormuş da, senin kulağına geldi mi hiç? Yok. Ne gibi yani tam olarak? Yani ben de bilmiyorum. Birileri yine eşek şakası falan yapıyordu bence. Ya var ya, şu saatten sonra beni vurabilecekleri tek yer sensin. Gerisi de Kasımpaşa işte. Bu ne yapıyor ya? Ben çok düşündüm. Sorunun nerede olduğunu biliyorum. Nerede? Bu okulda. Ya bu okul var olduğu sürece kimse huzur bulamayacak. Daha çok Emine'ler komaya girecek. Hocalar ölecek. Ya insanların eğitim hayatları mahvolacak. Ne yapayım, okulumu yıkayayım? Hayır, hayır, hayır. Yapmayacağım. Niye delirmiş gibi kendi kendine konuşuyor? Ha, tamam. Tamam, baksana ya, kulağında kulaklık varmış çocuğum. Herhalde Ayşe ile Mayşe ile kavga ediyor, ne bileyim. Tamam da Ayşe okulda. Baksana. Seninkiler çatıya çıkmış. Aziz. Konuşmamız lazım. Tamam, konuşalım. Bak, böyle bir yere varamazsın. İstersen polise gideriz. Davanın başından beri ilgilenen Selçuk abi var. Ona gideriz. Gideriz. Demek ki bu yolda beraberiz. Beni yarı yolda bırakmayacağını biliyordun. Rıza Bey'i karıştırmayacaksın ama bu işin içine, tamam mı? Şu anlık hayır. Aşağıdan bile gözüküyorsunuz. Sandığın kadar gizli bir sığınak değil burası, haberin olsun. Çok tehlikeli bir yerde duruyorsun. Dışarıdan bakanlar için öyle görünebilir. Bana sorarsan tam olman gereken yerdeyim. Hiç sanmıyorum. Geçen gece yerde sürünürken öğrenmiş olman gerekiyordu. Hekime teklif yapmak için senden izin almam gerektiğini düşünmüyorum. Ya tamam, yeter, susun ya. Ne kadar komik gözüküyorsunuz. Kendinize gelin artık. Hekim. Git başımdan. Gitmeyeceğim. Ne oldu? Senin erkeklik egonu tatmin etmek için yukarıda yumruğunu göstermen gerekmiyor muydu? Tamam, gideceğim ama bana bir açıklama yapacaksın. Sana hiçbir şey açıklamak zorunda değilim. Bu ateşin başının altından çıkıyor değil mi? Ne yapıyorsunuz siz ikiniz? Birlik olup bana savaş mı açtınız? Benim savaşla falan işim yok. Anladığın şekilde ateşle de aramda bir şey yok. Çatıdaki haliniz neydi o zaman? Madem aranızda bir şey yok, neden seninle flört etmesine izin veriyorsun? Benim bir şeye izin verdiğim yok Kanat. Kanat! Rıza Bey bugün okula gelmemiş. Aradım, telefonu da kapalı.
Böyle ortadan kolay kolay kaybolmaz. Hayırdır inşallah? Hastalığı falan mı yüksekti? Evet. Evde dinleniyor. Ben de size haber vermeye gelecektim şimdi. Umarım kötü bir şey yoktur. Yok. Geçici bir durummuş. Hadi derslerinize. Suna Hanım, Rıza Bey bu akşam gelecek mi? Yani bugün onun balık günüydü ya, o yüzden sordum. Yemeği ona göre hazırlarım. Dur dur, sen dur ben bakarım. Derviş. Suna. Ne işin var senin burada? Rıza geldiğini öğrenirse. İkimiz de abimin gelemeyeceğini biliyoruz. Neden geldin buraya Derviş? Abinin kaybolmasıyla bir ilgin var mı? Anlatacağım. Ama daha önce sana bir şey sormak istiyorum. Abim geri dönmezse üzülmeyeceksin hiç, değil mi? Rahat ol. Burada seni duyamaz şu anda. Derviş, Rıza nerede? Bak. Geçmişten yüklü borçlarımın olduğu adamlar var. Daha doğrusu abimin hileyle, hurdayla benim üstüme atıp içeri girmemi sağladığı borçlar. Rıza yüzünden mi hapse girdin? Abimin yalanlarından başka hiçbir şey bilmiyorsun değil mi? Bana bak, adamlar şimdi paralarını geri istiyorlar. Yoksa abimi öldürecekler. Ne? Ne demek öldürecekler? Yani ne kadar ki bu para? Çok. Bulamayacağın kadar çok. Yani? Sadece çok deyip Rıza için bir şey yapmayacak mısın? Ne yapabilirim? Bütün paramı kocan aldı elimden. Senin kocan yıllarımı aldı. Suna. Seni bile. Geçmiş konuşmanın bir anlamı yok. Kapandı gitti o defterler. Gelmiş geçmiş mevzular bunlar. Gelmiş geçmiş. Tamamım. Tamam, sen polise niye gitmiyorsun? İhbar et adamı. Polis asla olmaz. Sıkı sıkı tembihlediler, açık açık söylediler. Polisi işin içine sokarsam kızımla beni tehdit ettiler. Kızımı tehlikeye atamam Suna. Tamam, o zaman niye geldin buraya? Ben ne yapacağım ki? Ne istiyorsun benden? Abimin bilgisayarına ihtiyacım var. Neden? Hayatım boyunca benden çaldıklarını geri alabilmek için. İçinde bir şeyler bulabileceğime çok inanıyorum Suna. En ufak bir kanıt, o bile bana yeter. Demek ki bütün safsatalar bu yüzdenmiş değil mi? Para. Ama boşuna geldin, kusura bakma. Evde bilgisayar mı, bilgisayar yok. 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 Eminsin. Eminim. Şimdi lütfen gider misin? Ben buraya para için gelmedim, bunu bil. Sadece benden çalınan her şeyi geri alabilmek için geldim, bunu unutma. Ne diyorsun? Dün geceden beri anlatacağım dediğin şey bu muydu? Aziz,
Bebeğin annesi Ece'ymiş diyorum. Ben kulaklarımla duydum. Babası Ozan. Sen biliyorsun. Böyle bir şey planlayıp bana söylemedin mi? Vay be. Yani ya ben nasıl bir adammışım ya? Dünden beri herkes bana aynı şeyi söyleyip duruyor. Yani? Yanisi şöyle Ela'cığım. Bu sefer işin altında ben yokum. O zaman kim varsa gidip bulacağız hadi. Hop hop hop. Sakin. Biraz yavaş ol. Ya sen öğrenmek istemiyor musun kim olduğunu? Yok. Benim aklımda biri var zaten. Kim? Ateş. Yeni gelen çocuk var ya. Yeniden o çocuk niye böyle bir şey yapsın ki? Onu öğreneceğim. Ama asıl bilemediğim sensin Leyla. Ben mi? Hı hı. Neden bu işin peşine bu kadar düşmek istiyorsun? Seni ne bu kadar heyecanlandırıyor? Sakın kanat deme bana da. Hayır, kanat değil. Kanat değil. Başta sebebi kanattı. Şimdi... Şimdi? Canım öyle istiyor. Keyfim istiyor. Şu bebek olayını tezgahlayanın kim olduğunu hala bulamadık ya. Düşündükçe gıcık oluyorum. Böyle birilerini gırtlaklayasım geliyor. Kızlar da baydı beni iyice. Delirttiler değil mi seni? Sorma. Hepsi ayrı bir drama zaten. Özellikle de Ece. Bu arada... Sahi... Siz dün gece o kadar uzun uzun ne konuştunuz? Ama ne konuşacağız ya? İşte senin diğer kızlarla aynı terane. Yok ailem duyarsa ne olur? Yok okul yönetiminin kulağına giderse ne olur falan bla 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 bla. Aynı şeyler işte. Aa, bize bu tezgahı kuran kişi şu sahte oyuncumuz olmasın? Silah şakasına gülmedik ya. Öğrenelim o zaman. Dahan. Dahan. Hayırdır? Küs müyüz? Hiçbir şeyiz. Benim sizin gibilerle işim olmaz. Çekilin. Bizim gibiler derken? Emine'ye yaptıklarınız yüzünden sizden nefret ediyorum. Yanlış. Kendinden nefret etmelisin. O kızın komada olmasının tek sebebi sensin Dağhan'cığım. Siz adisiniz. Hem de çok adi. Aa bak. Bunun sesi de çıkıyor. Duydun mu? Adisiniz diyor. Dağhan'cığım, sen haddin olmayan şeylere burnunu bu kadar sokmasaydın... olaylar bu kadar büyümeyecekti. Bak bana. Seni mahvederim. Anladın mı çocuk? Öldürürüm lan ben bunu. Tamam. Bu gazeteci yumruk lan. Hepinize göstereceğim gününü. Hepinize. Ozan tamam. Yeter. Biz ona değil, onun kendinden bile çok değer verdiği birine zarar verirsek canı yanar. Baksana zaten error vermiş, beyin yanmış iyice. Yazık. Tamam. Öyle olsun. O zaman Ayşecik kemerlerini bağlasın ve uçuşa hazır olsun. Yeter! Yeter! Yapmayacağım! Yapmayacağım böyle bir şey! Cezasız bırakacaksın yani. Öyle mi? Onlardan ne farkım kalır? He? Onlardan farklı oldun da ne oldu? Ya sana nasıl davrandıklarını görmedin mi? Ne içeceklerini mi sanıyorsun? Dağhan'cığım. Bak yöntem konusunda fikre ihtiyacın varsa ben buradayım. Ya yapabiliriz. Ya birlikte başarabiliriz. Yeter! 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 Yapmayacağım! Yapmayacağım böyle bir şey! Çık kapımdan! Yapmayacağım! Duydun mu beni? Dur! Kimle konuşuyorsun sen? Ayşe! Ayşe! Ayşe ben iyi değilim Ayşe! Tamam, tamam. Sakin.
sakin ol, sakin ol. Tamam bak ben senin yanındayım, sorun yok. Şimdi anlatır mısın ne oluyor? Ne konuşuyorsun? Emine'yi görüyorum. Emine'yi görüyorum, Emine'yi duyuyorum. Her gün kafamın içinde çıkmıyor. Kötü şeyler söylüyor. Kötü şeyler yapmamı istiyor. Yapamıyorum. Ayşe dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Sakin olur musun? Çık kafandan. Tamam tamam bak. Sakin ol, sakin ol. Dahan. Bak sen kendini çok suçlu hissediyorsun. O yüzden böyle oluyor. Ben biliyorum, tamam mı? Geçmeyecek bir şey değil Dahan. Tamam sakin ol önce. Çözümü var. Bunun bir çözümü, bunun bir çözümü var mı? Var var. Var bir çözümü. Gel benimle. Hadi. Evet beyler, toplu ısınma hareketleriyle başlıyoruz. Buyurun toplara. Bu elin hali ne Kanat? Ateş? Yok bir şey hocam. Ya, kum torbasıyla antrenman yapmışım da geçen gün. Biraz sert girmişim. Kavga mı ettiniz siz? Ben size takım olmayı öğretmeye çabalarken siz birbirinizle mi kavga ediyorsunuz? Rakiplerinizle savaşmanız gerek. Birbirinizle değil. Size son kez soruyorum. Kavga mı ettiniz? Peki. O zaman doğru cevabı söyleyene kadar sınav çekeceksiniz. Buyurun. Sınav pozisyonu. Yat. Kızlar, sizde yeni bir gelişme var mı? Bende yok çok şükür. Benden de bir şey çıkmadı. Ece, sende olan bir tane bir şey var mı? Yok. Kızlar, vallahi içim şişti artık ya. Yok yani yeni bir durum. Belli ki birisi tatsız bir şaka yapmış. Başka bir şey konuşabilir miyiz artık? Ceyda sen niye bu kadar rahatsın? Gerçekten. Bizim yaşımızda okullu bir kız için bu nasıl bir itham farkında mısınız? Ya yeter! Yeter artık kapatın çenenizi hepiniz ya! Kızlar evde biraz babasıyla problem yaşamış da o yüzden hassas bugün. Yani sonuçta herkesin babası benimki kadar perfect değil. Biraz respect. Geç şöyle. Geç. Kızım sen salak mısın? İstersen bir de pankart aç o kız benim diye. Ece. Ece iyi misin? Ece aç kapıyı bak su getirdim. İyi gelir. Ece. Elsa bana yardım et. Lütfen bana yardım et. Ben senin her zaman yanında durdum. Olayı ilk öğrendiğinde nasıl yanında durduysam yine dururum. Ama bunlara tek başına katlanmanın bir anlamı yok. Ece, kimle yedin bu haltı söyle bana. Ece, susarak bunca yükü niye tek başına sırtlanıyorsun? Babası kimse o şantajcıyla o da uğraşsın. Hayır, söyleyemem, yapamam. Bizim sınıftan mı? Dışarıdan mı yoksa? Ha, büyüklerden biri mi? Kim? Söyle. Ece sana diyorum, söyle bana.
orada Kanat'a arabamı basarım. Abi net yine eleman alır, herif titremedi bile. Ya saçmalama, Kanat bu çocuğu yer, yer. İmkanı. Ben sana söylüyorum, bitti. Baksana çocuk çekemiyor bile. Yorulmaya başladım. Kanat ayak. Çocuğun kolları çok iyi ama baksana. Kollar olsa ne olacak oğlum, Kanat bu. Bugünkü antrenman sona erdi. Hayda. Aziz ya, sen miydin? Birazdan söyleyeceğim şeylerden daha çok korkacağına eminim ama ispatlayamam. Küçük kardeş büyümüş de espri de yaparmış. Ateş senin peşinde. Beni abinle karıştırdın galiba. O çocuğun derdi Kanat'la, benimle değil. Hı. O zaman niye bebek mevzusunu ortaya çıkardı? Bilmem. İstersen git ona sor. Bebeğin babasına sormak daha mantıklı değil mi? Sus. Biri duyacak şimdi. Tutuştum bakıyorum. Ben susarım susmasına da. Sen de benim için bir şey yapacaksın. Ne istiyorsun Aziz? Bilmem. Ona daha karar vermedim. Zamanı gelince öğrenirsin. Hayatımızda hiç aksiyon yokmuş gibi şimdi bir de drama dersi çıkardı yeni müdürümüz başımıza. Ozan kime diyorum? Hı? İyice Leyla'ya benzedin sen de. Dinlemedim, kusura bakma. Kapatabildin mi Ozan'ı kafese? Sayende.
Niye çocuğu yiyecekmiş gibi bakıyorsun sen? Evet arkadaşlar, herkes buraya bakabilir mi? Sizleri buraya çok önemli ve değerli bir duyuruda bulunmak için çağırdım. Mutlulukla bildirmek istiyorum ki bu senenin sonunda birçoğunuzun katılımıyla ensemble bir oyun sergileyeceğiz. Ama daha da önemlisi, bu oyun için satılacak biletlerden elde edilecek tüm gelir kardeş okulumuza yardım amacıyla bağışlanacaktır. Aman ne şahane. Yani başkaları için maymun olacağız bir de. Hocam kardeş kardeşe bunu yapar mı ya? Biliyorsunuz ki tiyatro disiplinden geçer. Dolayısıyla çok sıkı çalışmamız lazım. O yüzden hiç vakit kaybetmeden aynı egzersiz dediğimiz çalışmayı yaptırmak istiyorum size hemen. Evet, bilmeyenler için biraz egzersizin içeriğinden bahsedeceğim. İkişerli gruplar halinde sizleri ayıracağım. Partneriniz improvize hangi hareketi yaparsa siz de aynı anda aynısını yapmaya çalışacaksınız. İlk hafta 10 kişiyle çalışacağım. Birlikte rezil olmaya var mısın? Evet, şimdi eşleştireceğim sizi. Melisa Kanat. Ekim Ateş. Ceyda Bekir. Juliet'im benim, şimdi sahneler bizi bekliyor. Bekir ya. Hazırlan, gerçekten söylüyorum. Ece Ozan. Aziz ve Leyla. Evet, ismini saydım arkadaşları, sahneye alabilir miyim lütfen? Ayşe, daha hoş geldiniz. Gelin, gelin. Nasıl Emine? Ne diyeyim Şöze'm? Bir gelişme yok. Dua etmekten başka bir şey gelmiyor elimden. Ben bir gün uyanacak umuduyla yanından ayrılamıyorum. Mustafa abi, sen yorma kendini. Çık bir hava al istersen, biz daha Han'la ilgileniriz Emine'yle. Olur mu? Peki kızım. Sağ ol. Daha Han. Bak, Emine'yle konuşacaksan hayaliyle değil, kendiyle konuş. Akıt içindekileri. Cevap vermese de anlayacaktır seni. Bak, bu ikinize de iyi gelecek, tamam mı? Ben hemen dışarıda olacağım. Dur, dur. Ayşe, gitme. Beni yalnız bırakma burada. Emine. Ben geldim. Suçumun telafisi yok. Biliyorum. Ama beni affet ne olur. Zayıflığımı affet. Üstsüzlüğüm yüzünden oldu bütün bunlar. Eğer o gün onlara hayır deseydin, bugün burada yatıyor olmayacaktın. Keşke seni o gün Bodrum'dan çıkarsaydım. Keşke tehditlerine boyun eğmeseydim onların. Ama söz.
Söz sen, sen uyan, sen kalk, iyileş. Dediğine her şeyi yapacağım Emine. Yeter ki uyan, yeter ki hayata dön. Ayşe ben yapamayacağım, yok. Dahan yapacaksın, yapabilirsin. Özgürleşmenin tek yolu bu Dahan, lütfen. Yoksa ömür boyu seninle kalacak, tamam mı? Hadi. Biliyorum. Seni neden gece gündüz gördüğümü biliyorum. Çünkü ben kendimi affedemedim. Kendimi suçladım. Seni ben çağırdım. Vicdanım çağırdı. Eğer seni yanımda yürürken görürsem, konuşurken görürsem yaşadığını hissedecektim. Ama ben bu şekilde yaşayamam Emine. Ben bu şekilde hayatıma devam edemem. Yapamıyorum. Çok zorlanıyorum. Biliyorum. Biliyorum sen de benim yerimde olsaydın aynı şeyi yapardın. Bana kızma, benden nefret etme. Beni affet ne olur. Her gün büyüyoruz. Değişiyoruz. Bazen bedelini çok ağır ödesek de. Söyle. Ben kendimi affediyorum Emine. Seni huzurlu uğurluyorum. Yanlış örneğe bakıyorsun. Buraya bakacaksın. Kocaman birini sevdim, kimseye diyemedim ve seni çok özledim. Tamam. Arasam keşke. Ya Bekir, ne yapıyorsun ya? Hocam, benim ayna canlandı da acaba bu durumda yapmamız gereken bir şey var mı bana söyleyebilecek? Laçkalık istemiyorum. Herkes egzersizine devam ediyor. Peki ne böyle hareketler yapıyorsun? Yapma dikkat çekiyorsun, yapma dikkat çekiyorsun. Bebeğin babası yoksa Ozan mı? Peki. Şimdi nereye gittin?
Derviş Bey. Neşe Hanım. Neden burada oturuyorsunuz? Sizi bekliyordum. Yok, şaka yaptım. Neşe Hanım. Delilik yapalım mı? Nasıl bir delilik? Çok şakacısınız Derviş Bey. Bu yaşta ne deliliği Allah aşkına? Çok az zamanı kalmış bir adamı kıracak mısınız? Buyurun. Nasıl geçti gününüz? Yoğun geçti ama güzeldi. Nasılsın? İyi geldin mi? Evet. Daha iyiyim. Yani terapilere inanmam ama böyle bir çözüm de aklıma gelmezdi Ayşe. Teşekkür ederim. Yani ben de böyle bir terapi yöntemi olduğunu düşünmüyorum ama bütün sorunların çözümünün insanın kendisiyle yüzleşmesiyle olacağını biliyorum da. Her neyse. Ne olduysa sayende olsun. Ben hiç bırakmayacağım biliyorsun değil mi? Sen bıraksan ben bırakmam ki. Bitmeyen gün yapmışlar resmen. Üstünde bir de senin suratın. Anlatmayacak mısın ne olduğunu Ozan ya? Bir şey olduğu yok, sadece dalgınım biraz, o kadar. Yok. Ben resmen performanstan düşmüşüm. Önceden olsa bir bakışta şıp diye aklından ne geçtiğini anlardım. Hadi onu geçiyorum, ne haltlar yediğin kulağıma gelirdi. Zaten hamilelik meselesinde de sınıfta kaldım. Ne kimin ne yaptığını biliyorum. Ne mektubu kimin gönderdiğini biliyorum. Başka bir şey konuşsak olur mu Melisa? Ne konuşmamızı istersin Ozan'cığım? Herhangi bir şey. Havadan sudan da olur ha? Havadan sudan. Dinlesen de lafımın üstüne gelirmiş. Bazıları yaşmadan şu daha ham meselesini halletsek mi diyorum. Bunlar tiyatro dersine gelmemişler değil mi? Gelmemişti. Ayşe. Selam, ne haber? Derste yoktun, o yüzden haber vermek istedim. Hoca ikili gruplar haline sahne çalışması verdi. Biz de seninle eşleştik. Biz de seninle eşleştik. Şimdi ben de diyorum ki sahneler zor, zamanımız kısıtlı. O yüzden bir an önce çalışmaya başlasak. Hatta bu gece benim evimde, ne dersiniz? Ben hocayla konuşurum Melisa. Başka bir çaresi vardır herhalde. Ne oldu? Bizden mi korktunuz? Ay ne korkacağız ya? Tamam geliriz, kaçta? Good girl. Ayrıca gelirler kardeş okulumuza bağışlanacak. Misyonlu bir iş yani, merak etmeyin. Okey, anlaştığımıza göre akşam buluşuyoruz. İstediğiniz saatte gelebilirsiniz. Bunlar hep böyle mi gezecek? Neyse. Ben bir lavaboya gidiyorum. Sonra içeride görüşürüz, olur mu? Tamam. Ece. Susarak bunca yükü niye tek başına sırtlanıyorsun? Babası kimse, o şantajcıyla o da uğraşsın. Konuşmamız lazım. Konuşacak bir şey yok. Ayrıca uzatmalı sevgin seni burada görürse kızar. Yani sahnedeki mutluluğunuzu bozulsun istemem. Müsait değilim. Sonra konuşuruz, işlerim var. Hadi yırttın. Buram 00. Gerçeğiyle mi sevgilim yok? O yüzden haber aç farkıyla öndeyim. Aklında bulunsun. Şampiyonlar skor tutmaz. Görelim bakalım şampiyon. Babanın gerçek yüzü ortaya çıktığında ne yapacaksın?
atacağım. Ne atacağım ben? Tuttum. Yanlış tuvalete geldin galiba. Konuşmamız gerek. Ne o? Ateşle kanat yetmedi, bir de ozanımı tadayım dedin. Rüyanda görürsün anca. Bak çok uzatmayacağım ben bu konuyu. Ece ile olanları ben biliyorum. Ece, hangi Ece konusunu biliyorsun? Bence hiç oralara girmeyelim Ozan'cığım. Ece'ye zarar gelmemesi için bu bilgiyi kimseyle paylaşmayacağım. Ama karşılığında bir şey istiyorsun değil mi? Ben sadece gerçeği istiyorum. Hoca'ya ne oldu? Hiç. Ozan, bana doğruyu söyle. Bahar Hoca'ya ne oldu? Bak çok kötü olacak, söyle. Ne o? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ne biliyorsam sana söyledim, başka bildiğim bir şey yok. Bak, bak ben sadece olası büyük felaketleri engellemeye çalışıyorum. Hepinizin iyiliği için. İyilik mi? Bunu o ateşlenen çocukla planladınız değil mi? Sen bize kötü diyorsun ya, hepimizi tur bindirirsin, bunun farkına var artık. İyi, tamam. Madem öyle, ben o zaman bir Melisa'ya söyleyeyim, o seni ikna eder. Melisa hiçbir şey bilmeyecek. Melisa hiçbir şey bilmeyecek. Melisa hiçbir şey bilmeyecek. Melisa hiçbir şey bilmeyecek. Bilmeyecek. Uçak. Bilmeyecek. Ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Ona bir daha dokunursan seni öldürürüm. Anladın mı? Seni öldürürüm. İyi misin? Otur şuraya. İyi misin? Ozan'a ne söyledin? Niye delirdi o kadar? Bahar öğretmene ne oldu? Merdivenden düştü ya. Gerçekten oldu Kanat. Ekim, ben de senin bildiğini biliyorum. Kanat, bana doğruyu söyle. Bana inanmıyor musun? Yine aynı numara değil mi? Telefonundan ses kaydımı alıyorsun. Nerede telefonun? Ver bakacağım, ver. Benim Bahar Hoca'ya ne olduğunu öğrenmem lazım. Ben senin iyiliğin için diyorum. Seni düşündüm ben. Benim iyiliğimi düşünme Ekim. Tamam. Gördün değil mi? Senin taktiklerin işe yaramıyor. Şimdi sıra benimkilerde. Bak dur, tamam. Dinle beni bir. Yapma yapma. Ne olursun yapma ya. İşe yaramayacak diyorum sana. Şuna insanlar üzmeyle gerek var. Bak bebek olayında da böyle oldu. Olmuyor. Yaramayacak işe. Bu sefer olacak. Kanat bana gerçeği anlatacak. Yoksa babasının nasıl biri olduğunu tüm dünya öğrenir. Bir zamanlar şuradaki en lüks mekanlarda yerdim. Şimdi şu halime mi bak diyorsun? Hayır.
Şu an yanımda paranın asla satın alamayacağı bir şey vardı yok. Karşılıksız sevgi. Çünkü Neşe Hanım, insan ölüme yaklaşırken bazı şeyleri daha net görebiliyor, biliyor musunuz? Neyi sevmediğini, neyi sevdiğini. Ve kalan küçük zaman dilimlerinde aslında nasıl ve kimle yaşamak istediğini anlıyor. Sizin durumunuzdaki bir insan için böyle bir soruya yanıt vermek yakışıksız olabilir. Yani o yüzden cevap vermek istemiyorsanız cevap vermeyin. Sor, lütfen. Böyle bir durumdayken insan umursamamayı mı seçiyor yoksa aynı pişmanlıkları hissetmeyi mi? Fark etmiyor. Sonuçta pişmanlık dediğiniz kavram sizin seçiminiz değil mi? Evet efendim. İzlemeye devam ediyoruz. Dediğiniz gibi gözümüz hep üzerinde. Merak etmeyin. Ne yapıyor bu? Kızının mezarını hazırlıyor. Rahatsız etti seni ziyaretim. Çekinme. Söyleyebilirsin sonra. Evet arkadaşlar, hepiniz araçlarınızın ve servislerinizin nerede olduğunu merak ediyorsunuzdur. Evet hocam. Evet hocam, nerede arabalarımız? Eve yürüyerek mi gideceğiz hocam? Hocam servislere boşta mı para veriyoruz peki? Hepiniz evlerinize, servisleriniz ve arabalarınızla gideceksiniz. Ama bunun için öncelikle 2 kilometre yürümeniz gerekecek. Hocam ya. Niye hocam ya? Her gün başımıza yeni bir iş çıkarıyorlar. Ahmet bulacak diye bizi yemişler. Anahtarlarımızı da bu yüzden almışlar. Çünkü bugün dünya yürüyüş günü. Yürümek insan bedeni için çok sağlıklı bir spordur ve hepinize düzenli olarak yürümenizi tavsiye ederim. Ayrıca bugünün anlam ve önemine uygun olarak hepinizi yürümeye davet ediyorum. Hadi kıpırdayın. Yürümeye başlayan akşam evine varabilir. Ha evet, bu arada ben de sizinle yürüyorum. Hocam, hocam. Ece, sen gelmiyor musun? Yok, kendimi pek iyi hissetmiyorum. Ne oluyor sana? Bana söylemediğin bir şey mi var? Yok Melisa, daha kaç defa söyleyeceğim sana. İyiyim ben. Ozan, bu niye böyle yapıyor? Sana bir şey söyledim mi? Ne söylesin bana? Bugün zaten kimse bana bir şey söylemesin.
gününüz kutlu olsun. Bizim cephemiz şurası canım. Sen rahat ol. Ya arkadaşlar Melisa aşırı havalı değil mi ya? Tamam boş ver, uğraşmaya değmez. Bence de çok havalıyım. Hadi yürüyün siz. Bu kız hep böyle devam edecek değil mi? Aklıma bir şey takıldı. Ozan'la alakalı soru soracaksan sorma. Onu sormayacağım. Senin iyiliğin için dedin ya. Ne demek istedin orada? Sevgilin az önce taksiye binip gitti. Sen niye gitmedin? Hayret. Ben de ateşi göremiyorum dibinde. Bana öyle bakacağına ona öyle baksana. Ekin, o çok tehlikeli birisi. Farkında değil misin? Ama foyasını çıkaracağım ortaya. Önce nereden geldiğini bulacağım, sonra neden geldiğini. Niye? Ya ne niyesi Ekim? Sen neden bu kadar taş kafalısın ya? Ayağım bileğim döndü, bileğim döndü. Dur, sabit tut ayağını. Ayağını sabit tut. Tamam istemiyorum, tamam bırak dur. Dur, istemiyorum senin yardımını, dur. Ekim saçmalama, böyle tek başına yürüyemezsin, gel. Taksiye binerim o zaman, dur. Ya tamam dedim. Bana. Hayır. Ama istemiyorum. Taksi. Böyle hiçbir yere gidemeyiz. Ya hayır, dur. Ne yapıyorsun? Bırak beni ya. İndirir misin beni hemen insanların içine? Ne yapıyorsun? Ya sen sürekli benim canımı yakmak zorunda mısın? Ya indirmeyeceğim. Yürüyemezsin böyle. Yürürüm, bırak. İstesen de istemezsen de arabaya kadar götüreceğim seni. İyi misin? Ayağımı burktum. Seni eve ben götüreyim istiyorsan. Görmüyor musun? Ben götürüyorum. Ya bunu indir dedim sana. İndir hemen. Ya Ekim. Bırak. Tamam, sen bekle. Ben motoru buraya getiriyorum, tamam mı? İstemiyorum ikinizden de bir şey ya. Uzaklaş, bırak beni. İyi gidin herif. Senin yüzünden böyle yürüyecek şimdi. Belli ki biz bunu sonsuza kadar yapamayacağız. Bu konuda hemfikir miyiz? O yüzden sana bir teklifim var. Tekrar dövüşelim. Çocuk oyuncağı mı bu? Kazanan kral dedik. Ha, her hafta dayak yemek istiyorsan orası ayrı tabii. Bu sefer iddiayı yükseltiyorum. Kaybedersen Ekim'in peşine sonsuza kadar bırakacağım desen. Boş vaatlerde bulunmana gerek yok. Ekim zaten seninle ilgilenmiyor. Öyle mi? Öyle. O notları benim gönderdiğimi niye sana söylemedi o zaman? Neden benim için suçum ortak oldu sence? Sen bunları bir düşün. Kararını bekliyorum. Yalvarırım kanıta zarar verme. Tekrar bunu düşün, ne olur. Yok vazgeçmeyecek ya. Sabah özgürlük dediğim şey çok garip bir hal almaya başladı. Sanki evin her yerinden babamın sesini duyuyor gibiyim. Normal mi bu anne? Sen şimdi düşünme, bunlar olur mu? Alo? Rıza sen misin? Neredesin? Kapıya polisler geldi. Tamam. Ekim için karar verdin mi? Eğer cesaretin varsa aynı yerde seni bekliyorum. Tamam. Yanımdalar zaten, söylerim. Tamam oldu. Görüşürüz. Tamam oldu. Ne diyor? Babanız iyiymiş. Dün akşam arkadaşlarıyla beraberlermiş ama çok içmiş. O yüzden arabayı da bırakmış ama nasıl bıraktı falan hiçbir şey hatırlamıyor. Birazdan geliyormuş eve. Sen de mesajına cevap ver istersen. Birazdan babam gelir, yazamazsın falan.
benim çıkmam lazım. Geç kalmam. Nereye? Halletmem gereken bir işim var. Anneciğim, bu böyle olmayacak. Yarın hastaneye gel, röntgen çektirelim bari. Yok, yok bir şeyim anne. Sen bana bu stokladığın çikolatalı sütlerden getir içeriden. Hiçbir şeyim kalmaz, tamam? Peki bakalım, numaracı seni. Ne oldu Aziz, bir şey mi oldu? Şaşırdın değil mi aramama? Sen de haklısın tabii. Ama bu sefer gerçekten bir şey oldu. Daha doğrusu olacak. Neden bahsediyorsun sen? Ateş kanatı bir yere çağırdı da. Sen nedenini biliyor musun? Şimdi mi çağırdı? Bir yeri söyledi mi? Neden bu kadar panik oldun? Aziz, soru sorma. Konumu yok mu? Tamam, konumu dağıt. Hop hop, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Anne... Üzerine basmak yok, şişer iyice bak. Anne, durur musun? Benim bir çıkmam lazım. Bu halde bu ayakla. Nereye çıkıyorsun? Hayatta izin vermem. Sen tiyatro dersinden kalayım istiyorsun. Tiyatro dersi mi? Evet. Ayşe ile bizim sahne çalışmamız vardı. Ben ona söz vermiştim ama ayağım böyle olunca unuttum. Çalışmamız gerekiyor. E tamam, söylersin hocana durumu. İzin alırsın yavrucuğum. Yok anne, söyleyemem. Uyuz bir kadın zaten. Bu bırakır hemen beni. Hay Allah ya. Ama olmadı böyle anneciğim ya. Bari üzerine basmamaya çalış. Tamam. Çok... Ay. Tamam. Yok bir şeyim yok. Yok. Hemen. Ya çok mu önemli? Tamam. Kanattan önce gideceğim. Yetişebilirim, tamam. Kim? Ne işin var senin burada? Durmak zorundasın. Dedim ya, öyle ya da böyle ablama yaptıklarını itiraf ettireceğim. Ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim? Onun bir alakası yok. Sen de ikna oldun. Hayır, sadece sessiz kaldım. Sana hiçbir zaman ikna olduğumu söylemedim. Nasıl oldu sence yeri? Doğru bir yöntem değil bu. Nereden biliyorsun? Bak, güven bana. Ben denedim. Kötü tecrübe edindim. Yapma. Ekim, karışma bana.
Daha önceki dövüşte de telefon yerleştirmiştin. Bak sen kanıt aptal mı sanıyorsun? Hı? Bir şey itiraf edeceği varsa da etmez. Tam da bu söylediğin sebepten ötürü bu hareketi tekrarlayacağımı düşünmez. O zamanki yardımların için sağ ol. Ama sana daha önce de söyledim. Ayağıma dolanacaksan yanımda olma diye. O yüzden uyarıların ve tavsiyelerin bittiyse artık gider misin? Hayır gidemem. Bunu yapmana izin vermeyeceğim. Bak Ekim, pişman olacağın şeyler yaptırtma bana. Ne yapabilirsin? Ne yapacaksın? Yani beni buradan göndermek için ne yapacaksın? İnan bana bilmek istemezsin. Ben de senin kim olduğunu biliyorum. O zaman sen de benim yapacağımı bilmek istemezsin. Kimliğimi deşifre mi edeceksin? Gerekirse yaparım kanıtın iyiliği için. Peki ablamın iyiliği? Yangın merdivenlerinden düşerek öldü benim ablam. Yapayalnız. Kimse ona yardım etmedi. Adalet istiyorum Ekim. Kanıtın babasını kullanarak adaleti sağlayamazsın. Göreceğiz. İyi peki tamam. Beni deşifre edersen, ablamın ölümü sonsuza kadar bir sır olarak kalacak. Suçlular dışarıda dolaşmaya devam edecekler. Ziya Hoca'nın olayında olduğu gibi bu işten de sıyrılacaklar. Bunu düşündün mü? Gerçekten istediğim bu mu? Melisa, şimdi bunlar gelecek ya. İptal mi etsek? Ben pek havamda değilim de. Ben de. O yüzden çoktan arayıp Ayşe'yi iptal ettim. Niye bana söylemedi? Bilmem. Atlamışım. Nasıl olur, sen çok hevesli değil miydin bu oyun için? Hala hevesliyim Ozan'cığım. Eğer bu hamilelik skandalını Dahan yaptıysa elbet cezasını çekecektir. Ama benim anlamadığım başka bir şey var. Sendeki bu hevessizliğin sebebi ne? Ne oldu bugün o ponçik kalbine senin? Anlamadım. Ece ile başladı sendeki tuhaflık. Bugün o tiyatro dersindeki haliniz neydi sizin? Ne vardı ki halimizde, herkes gibi biz de. Maymunluk yapıyorduk işte. Ozan, hello benim, Melisa. Sizin aranızda bariz bir soğukluk var. Ve bu bariz soğukluğun bir sebebi olmak zorunda. Vallahi benim tarafımdan öyle bariz olan bir şey yok Melisa. Peki benim içimde neden saçma bir şüphe var o zaman? Ece ve ben. Güldürdün ya, gerçekten çok sağ ol, güldürdün. Ozan'cığım, bugüne kadar Ece ile soğuyacak kadar hiçbir samimiyet kurmadınız. Hatta ondan hoşlanmazdım bile. Ha bir de Ece dahil olmak üzere gruptaki diğer kızlardan herhangi birisi ağladığında sen arkana bakmadan kaçardın. Ki Ece öyle ağlayan bir kız değildir. Ama ne hikmetse bu hamilelik skandalından beri Ece'nin yüzünden gözyaşları eksik olmuyor. Ve ne hikmetse sadece benim gördüğüm iki defa sen Ece'yi yalnız bir şekilde teselli ettin Ozan. Sen kafayı yemişsin. Başka bir şey yapmıyorsak ben eve gidiyorum. Hiçbir yere gidemezsin. Sıkıldım ama Melisa, sıkıldım. Sizsiniz. Sen delirdin mi? Ne saçmalıyorsun sen? Ben haklıyım değil mi? Bu haltıyı yiyen sizsiniz. Ece ve sen. Allah belanı versin senin. Defol, defol, defol. Melisa tamam, sakin ol. Defol evimden. Defol. Melisa açıklamama izin ver. Ne
söylediklerin hakkında yanılmamışım. Esaslı bir kızmışsın. Beni de satmadığın için sağ ol. Böylece birazdan canlı yayında herkes kanıtın itirafını duyabilecek. Ateş, lütfen yapma. Bunun için çok geç. Ablamın neden öldüğünü bilmek istiyorum. Bunu da bana kanat söyleyecek. Eğer söylemezse babasının şiddet uygulayan bir psikopat olduğunu herkes öğrenir. Yapma Ateş. Bak bir aileyi darmadağın edeceksin, yapma. Bize de acımadılar. Ateş bak, lütfen. Hadi. Ben neden acıyım? Bak lütfen daha gelmedi, hadi. Yapma ne olur. Ateş, bak yalvarırım. Ne olur. Kanat öyle kötü birisi değil. Ne olur yapma. Ne istersen yaparım. Lütfen. Ben buraya dayak yemek için geldiğini sanıyordum ama anlaşılan başka planlarınız varmış. Vallahi benim için de sürpriz oldu. Yani oluyordu. Yok, düşünün gibi bir şey değil yani öyle. Haklısın. Hep böyle oldu nedense. Ne zaman senin hakkında bir şey düşünsem, hep beni yanıltmayı başardın hekim. Kanat bekle lütfen. Kanat! Ya bekle! Kanat! Neyi bekleyeyim Ekim ya? Neyi bekleyeyim? Şimdi ne söyleyeceksin? Şimdiki amacın ne? Beni kıskandırmak mı? Hayır öyle bir şey değil. Mantıklı bir açıklaması var tabii. Ya neymiş mantığı ya? Neymiş Ekim? Ya ben çok sıkıldım. Çocukça oyunlardan, yanlış mı anladım, doğru mu anladım diye böyle kafa patlatmaktan çok sıkıldım. Şüphelerinden, planlarından çok sıkıldım. Tamam ben de çok sıkıldım. Ben de çok sıkıldım ama sen bu saydıklarının kat ve katını bana zaten yaşattın. Ben sana baktığımda ne görüyorum biliyor musun? Bir korkak. Ne zaman ikimiz için gerçek bir şeye dönüşmek istesek... her şeyi üzerime yıkıp beni uzaklaştırdın Ekim. Doğru. Sen sütten çıkmış ak kaşıktın. Beni hayal kırıklığına uğratacak hiçbir şey yapmadın. Ben senin yaptıklarının aksine... bütün hatalarımı sahiplendim işteyse. Ya sen? Ateş? Mantıklı bir açıklaması var hepsinin. Zaman gelince her şeyi anlayacaksın.
Ben anlayana kadar yeni bir şeyle karşılaşırım kesin. Oyuncağı almak için böyle çırpınıp eline verdikten sonra ondan hemen sıkılan bir çocuk istemiyorum ben. Yürü artık Hekim. Sen yorulmadın mı daha? Ben çok yoruldum. Ben de çok yoruldum. Seninle savaştığımız cepheler farklı o kadar. Umarım zaferle ayrılırsın. Bu kadar aşık olduğunu bilmiyordum. Niye öyle baktın? Beni sevdiğin için öpmeye kalkmadın herhalde. Hayır tabii ki. İkiniz için yaptım. Garip bir yardımlaşma anlayışım var. Ocağın yayına girseydiniz ikiniz de çok zarar görecektiniz. Hem de seni bir iftiracı olmaktan kurtardı. Ayrıca olayın sonunda kim olduğunu anlaşılırdı. Ya da şüphelerim doğru olduğu için onu korumak adına bu kadar çaresiz bir yönteme başvurdum. Bak. Kanat senin ablana bir şey yapmadı. Eğer öyle olsaydı ben zaten kendi ellerime gider adaleti teslim ederdim ki yapmışlığım da var. Bana ne kadar aşık olsam bile mi? Seni çok tanımıyorum. Ama senin kalbinde zihninin düğüm olduğunu görebiliyorum. Kendine doğruları söylemeyi öğrenmen lazım. Yoksa bu düğümü asla çözemezsin. Evliyim. Eğlence bitti artık. Teker teker hepinizin kirli sırlarını ortaya çıkaracağım. Sefil hayatlarınızın mahvoluşunu izleyeceksiniz. Şimdi koltuklarınıza oturun ve kemerlerinizi bağlayın. Gerçek Koleji'nde parti başlıyor. Kocaman birini sevdim. Saçlarında ak var. Ellerinde aşk var. Yapma desen durmaz. Kocaman birini sevdim. Konuşunca kalp durur. Dokununca ağlatır. Sevme desen durmaz. Keşke denize düşsek birlikte. Güneşe yüzsek özgürce, uzansak toprağa kirlensek, mum ışığında aynı yerde. Bu bir aşk.
şarkısıysa ve sana yazıldıysa yanıma gel fısılda ama kulağıma kulağıma. Bu bir aşk şarkısıysa ve sana yazıldıysa yanıma gel fısılda ama kulağıma kulağıma. Kocaman birini sevdim, kimseye diyemedim ve seni çok özledim. Arasam